Ses kontrol. Herkese merhaba. Umarım sesim temiz geliyordur. Çünkü dışarıda çok fazla inşaat sesleri var, gürültüler var. Bu mikrofonu bağladım. Bu mikrofon çalışacak mı, çalışmayacak mı bilmiyorum. Umarım şu an çalışır. Evet, aslında bu videoyu çekmeyecektim. Çünkü bayağı oldu bu kitapları alalı ve burada görmüş bulunduğunuz şu masanın üzerinde duran kitapları. Genel olarak videolarım çok izlenmediği için şimdi bunu çekip tekrar kurgulamak, yapmak falan çok sevdiğim şeyler ama biraz bunu düşündüm geçtiğimiz günlerde. Şimdi bu videolar izlenmeyecekse, izlenmiyorsa, bir artan bir grafik yoksa ben niye çekiyorum, çekmeli miyim? Bu bir zaman kaybı mı yoksa hani bir hobi gibi mi benim için? Evet, hobi gibi ama insan bir noktada da görünür olmak istiyor yaptığı bir şeyle. Burada bayağı bir kitap var. Ben bu kitapların bazılarını Türkiye'den getirdim. Bazılarını buradan Amazon'dan buldum. Bazılarını da yanımda gelirken getirdim. Amazon daha önce anlatmıştı nasıl yaptığımı. Türkiye'den getirtme meselesi de şöyle oluyor. Hepsi burada diyesim geliyor her seferinde de kitap yurdu. Çünkü bir kitabım daha geldi galiba. Evet, kitap yurdundan bahsediyordum. Kitap yurdundan nasıl alışveriş yaptığımdan. Kitap yurdundan bir alışveriş yaptığınız zaman yurt dışı adresi girmeniz durumunda bütün gümrük, kargo, herhangi bütün masrafları bir arada toplayıp size buna göre bir fiyat veriyorlar. Sonunda bir sürpriz fiyatla karşılaşmıyorsunuz ya da ekstra gümrüğe takılma gibi bir durum olmuyor. Buna göre rahatlıkla alışveriş yapabiliyorsunuz. Tabii ki burada birçok farklı etken var aslında bunun olumlu ve olumsuz yanları ile ilgili. Fiyat olarak daha pahalıya geliyor aslında. Olumsuz söyleyebileceğim tek şey bu. Hem euro üzerinden kitapların ücretini ödüyorsunuz hem de masraflar yani kargodur, işte gümrük masraflarıdır falan filan fazla tutabiliyor. Ama yine ben atıyorum bu İngilizce bir kitap. Şu an okuduğum kitap. Bu kitabı ben 8-9 euroya mı ne aldım? Kitap yurdundan yapacağım bir alışverişti. Bundan daha aza mal olacağı için bu bedellere rağmen dert etmiyorum açıkçası. Şimdi kitaplara geçebiliriz. İlk olarak bu gelen kargodan başlamak istiyorum. Ben bunu Amazon'dan dediğim gibi aldım. Amazon'da bu kitabı daha yani bu kitap özelinde değildi. Türkçe kitaplara ara ara ne eklendi, ne var Amazon'da Prime'de satılan diye bakıyorum. Bu kitapta Pınar Kür, Cinayet Fakültesi. Bu kitapta 1,70 pound'tu Amazon İngiltere'nin Amazon'unda. O yüzden almak istedim görünce. Hem Pınar Kür'ü seviyorum hem de çok ucuz. Yani çok çok ucuz bir kitaptı. Daha hep bunu söylüyorum. Bu fiyata başka bir şey alamayacağım bir durumdayız şu anda. Alamayacağımız bir durumdayız. O yüzden bunu da aldım. Pınar Kür'ün şu anda Can Yayınları'ndan çıkıyor kitapları ama bu Everest'ten basılmış. Eski bir baskı muhtemelen. Evet, 2009 basımı bir kitap bu. Yani hemen okur muyum? Okumam ama yine de yanımda olsun isterim. İlk kitabım böyle oldu. Kargo şimdi gelince. Sırada rastgele çekiyorum buradan. Magda Zabu, Kapı. Magda Zabu'nun şu an bunu okuyorum, bunu da okuyorum. İzan'ın Şarkısı isimli kitabını okumuştum. Çok güzel bir kitaptı. Bu da yine benzer temalara sahip bir kitap. Bunu da merakla okuyorum. Bunu da ay sonu okumalarımda muhtemelen göstereceğim. Ressam Vasıf'ın Gizli Aşklar Tarihi Murat Gülsoy. Murat Gülsoy'un her kitabını okumaya çalışıyorum. Çok seviyorum. Bu kitabının da çıktığında geçen sene çıkmıştı. İlk fırsatta aldım. Henüz daha okuyamadım ama yani Murat Gülsoy'un kitaplarında okumadığım Murat Gülsoy kitaplarının olduğunu bilmek bana iyi hissettiriyor. Çünkü çok sevdiğim bir yazar. Mutlaka bu kitabını da seveceğimi düşünüyorum. Bu kitapla ilgili kitabın kapağının yapay zeka. Bunu daha önce göstermiş olabilirim bu arada bu kitabı. Çok emin değilim. Kitabın kapağı yapay zeka tarafından Midjourney'de tasarlanmış. Bu bana biraz iyi hissettirdi. Çünkü kapağını çok sevmedim ve yapay zekanın her şeyi ele geçirmesi konuşulurken ve bununla ilgili böyle komplo teorileri varken bunu sevmemek bana iyi hissettirdi. Demek ki insan elini hala daha ayırt edebiliyoruz ve daha farklı gelebiliyor bize. O yüzden böyle bu kitabı da bir an önce okuyacağım. Bir sonraki kitabım Kadim Zamanlar ve Diğer Vakitler. Bu kitabı ben daha önce de aldım bir kere, ondan sonra bulamadım ama o zaman aldığımda okumaya çalışmıştım. Bana çok farklı gelmişti. Okuyamamıştım. O yüzden kitabı ya yine birine verdim ya da kaybettim, bilmiyorum. Şimdi tekrardan bu kafayla okumak istiyorum. Bir sonraki kitabıma geçiyorum ve bu kitaplar hakkında uzun uzun konuşmamam lazım. Yoksa bu video
saatler sürer ve benimle bununla ilgili bir hafızam var. Hem kafa olarak hem telefon olarak çünkü hafıza sorunu yaşıyorum. Hem de olmaz yani. Dışarıda çok fazla ses geliyor. Bu alete güvenmiyorum. Mikrofona güvenmiyorum. O yüzden hızlı olmam lazım. Bir sonraki kitabım bunu bildiğinizi varsayıyorum. Çünkü gerçekten bu kitap çok fazla sosyal medyada çıktı. Şimdi yurt dışında yaşamanın böyle bir noktası var. Bir kitabı görür görmez alamıyoruz. İşin Aslı, Cüdit ve Sonrası. Bunu da en kısa zamanda okuyacağım. Sándor Márai'nin bir kitabı. Bu kitapta yine 2. Dünya Savaşı, Macar, Macaristan, Macarlar ve oradaki yaşam şeklini anlatıyor Orta Avrupa ile ilgili. Çok merak ediyorum o yüzden bu kitabı da. Dediğim gibi bunu da okuyacağım ve her kitaba da bunu da okuyacağım diyorum. Zaten okumak için alıyorum ama yani bilmiyorum ne kadar sürer. Bir sonraki kitabım Nilgün Marmara Metinler. Nilgün Marmara'yı çok seviyorum. Ve böyle bazen beni çok dibe çeken şiirleri oluyor. Rastlıyorum okudukça. O yüzden bu kitabı da böyle bu kitap metinlerinden oluşuyor. Bu kitabı böyle hemen okumak ya da bir anda okumak istemiyorum. Ara ara okumak istiyorum. Ve bunu da böyle çok uygun bir fiyata almıştım sahaftan. 30 liraymış. 30 liraya almışım. Bir sonraki kitabım Hikmet Hükümenoğlu 0400. Bu kitabı da daha doğrusu Hükümet ne ya? Çok zor bir isim. Tekerleme gibi bir ismi var yazarın. Hikmet Hükümenoğlu'nu çok fazla duydum son zamanlarda sosyal medyada. Ben bunu ilk nerede duymuştum? Galiba Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programlarından bahsetmişti Hikmet Hükümenoğlu'ndan. Bu kitabı da merak ediyorum. Harika Bir Hayat isimli kitabını okumuştum. Çok sevmiştim. Hem yazarın kalemini çok sevmiştim. Hem geçmişte geçmesinin kitabını sevmiştim. Hem de zekasına hayran olmuştum Hikmet ismini söyleyemesem de Hikmet Hükümenoğlu'nun. Bu kitabı da çok merak ediyorum. Artık Can Yayınları'ndan çıkıyormuş Hikmet Hükümenoğlu. Bu kitabı Everest'ten ben rastgele buldum. Eylül 2012 birinci basılmış. Kapağını daha çok sevdim bu arada Can Yayınları'ndan çıkana göre. Bir kitapçıda Kıbrıs'ta bunu buldum ve kitaplar hepsi sıfırdı ama bazı kitapçılarda yani zincir kitapçılar olmadıkça anladığım kadarıyla iade işlemleri öyle rahat olmuyor. Ve bu kitabı da yani ve bu kitapla birlikte bir sürü kitap almıştım oradan. O kitaplarda hep sıfırdı. Anladığım kadarıyla orada birilerinin yıllar içinde almasını bekliyor kitaplar. Böyle denk gelmişti bu kitapta. O yüzden aldım. Bir sonraki kitabım Andrejit Dar Kapı. Bu kitapla ilgili Andrejit daha önce hiç okumadım. Biraz korktuğum bir yazar. Çünkü çok böyle Marcel Proust gibi lanse ediliyor ve Marcel Proust zorluğunda bir dünyasının olduğundan bahsediliyor. Bir ara bunu da okuyacağım. Sonra Mahir Ünsal Eriş. Mahir Ünsal Eriş çok severim. Bütün kitaplarını neredeyse okudum. Bu kitabını duymamıştım. Zaten yeni çıkmış. Ama bu kitapla ilgili şöyle bir şey var. Bu kitaptan önce Gayip diye bir kitabı varmış ve bu böyle eski dönemlerdeki tefrika usulü. Onun gibi Storytel'de tefrika edilmiş bir kitap Gayip. Sonrasında bunu okuyun diyorlar. Bu kitap direkt yazılmış bir tefrika durumu yok. Önce Storytel'de ona bakacağım. Sonrasında buna başlayacağım, bunu okuyacağım. Bu da devletle ilgili bir kitap anladığım kadarıyla. Derin devlet ve onun ekseninde gelişen olaylarla ilgili bir kitap diye röportajlarında dinlemiştim. Bir sonraki kitabım Lea Yipi Özgür. Her şey parçalanırken büyümek. Bu kitap anı diyor zaten başında da. Yapı Kredi olmasına rağmen aldım çünkü çok merak ediyorum. Arnavutluğu anlatıyor. Lea Yipi Arnavut bir yazar. Arnavutluğu anlatıyor ve Arnavutluk'taki değişim sürecini, Arnavutluğun ve diğer o Doğu Avrupa ülkelerinde bildiğimiz gibi komünizmden kapitalist dünya sistemine ve o ekonomiye geçişleri aslında burada da konu ediliyor. Bunun yanında Özgür aslında bir sorgulama da var başlığıyla. Çünkü arkasında da öyle bir şey geçiriyor yazar. Hangisi ideal, hangisi daha gerçek, hangisi daha özgür? Sahi özgürlük ne demek? Burada hem gerçekten bir özgürleşme süreci mi oldu Arnavutluk'ta yoksa bir şeyler özgürleşirken aslında özgürleşir gibi mi oldu ve olmadı mı gibi birçok sorgulama var anladığım kadarıyla bu kitapta. Bunu da merakla okuyacağım. Sıradaki kitabım Çıktığınız Hevesle ininiz Başar Başarır.
Bu Başar Başarır'ın öykülerinden oluşuyor. Son zamanlarda Başar Başarır'a çok fazla rastlıyorum. Dergilerde, sosyal medyada, kitaplarıyla ilgili haberlerde. Bu öykü kitabıymış. Şu anda bir baskısı yok sanırım bu kitabın. Çünkü yazar zaten artık Can Yayınları'ndan çıkıyor. Doğan Kitap'tan çıkan bir kitabı bu. Bunu da az önce bahsettiğim yerden rastgele buldum. Görmüşken de almak istedim. Çünkü bir yazara öyküleriyle başlamak çok daha güvenilir bence. Çok daha rahat ilk okumada. Çünkü bir öyküyü beğenmediyseniz diğer öyküye atlama şansınız oluyor. Ama romanda farklı bir dünyaya girdiğiniz için beğenmediğiniz zaman çok onu geriye döndürmek ve yazarla barışmak mümkün olmuyor diye düşünüyorum. O yüzden bunu da aldım. Bakalım bunu da bir ara okuyacağım. İki tane Oğuz Atay var aldığım. Oğuz Atay'ı aslında ben yıllar önce lisedeyken Tehlikeli Oyunları okumuştum. Tehlikeli Oyunları'nı çok sevmiştim. Ama sonrasında böyle bilmiyorum nasıl oluyor bu yazarlarla ve kitaplarla nasıl aramıza bir şeyler giriyor. Dağlar, köprüler, bayırlar giriyor. Ve yine öyle oldu Oğuz Atay'la. Üzerinden 15 sene geçti neredeyse. Ok başka bir kitabını okumadım hep okumak istememe rağmen. Muhtemelen böyle sıralı gitmek istiyordum o kitapta ve bir düzeni bozdum ben gibi geldi bana. O yüzden tutunamayanları aldım. Bunu aldım. Sonra da Günlük isimli kitabını aldım. Burada da günlükleri ve anı türünde bir kitap sanırım. Hiç bilmiyorum yani içeriğine bakmadım. Evet el yazısıyla şeyler var ve tiyatro metni gibi de şeyler var. Sıradan okuyacağım onu Oğuz Atay'ı yani buna kararlıyım. Sadece buna biraz korkuyorum ama eğer Mart ayında okuduklarım videosunu izlediyseniz burada bu kitaptan bahsettim. Hakan Günday bu kitaptan bahsetmişti. Ben Okurum isimli podcast'te. Ve diyor ki tutunamayanları baştan sona anlamak için okumayın. Bazı yerlerde bırakın anlamayın. Kitaba tutunamayın ama bir şekilde tamamlayın. O zaman o hazza varacaksınız gibi bir şeyler söylüyordu. Bunu düşünerek bu kitaba başlayacağım. Bakalım. Kitaplar devrilecek bir yerde ama Mac Mason'dan Keder ve Mutluluk. Bu kitaba da çok maruz kaldınız biliyorum. Ama ben dediğim gibi araya zaman giriyor bir şeyleri alabilmem için. Tak diye böyle anında bir şey görüp sipariş edemiyorum. Bu en üzüldüğüm şeylerden biri yurt dışında yaşamakla ilgili. Biraz evet yani bencilce bir dert mi bu bilmiyorum ama herkesin derdi de kendine demek istiyorum bu noktada. Ben böyle düşünüyorum. Kitapları seviyorum ve bir kitabı gördüğüm zaman eğer alamıyorsam hemen biraz bende can sıkıntısı oluyor. Merak duygusu uyandırıyor çünkü. Kitabı da o yüzden görür görmez aldım. Nasıl olacak? Kapağı çok güzel bu arada ve bu kitabın İngilizce versiyonu yani ana dilinde basılan kapağı çok kötü. O kapak böyle rengi kötü, itici falan. Hani bu daha canlı, daha güzel bir kapak. Kapak demişken başka güzel bir kapak daha var. Bu kitaptan bahsettim galiba bu kitaptan. O yüzden bahsetmeyeceğim. Sadece kapağını göstermek istiyorum. Fatih Kezer, Suni Tebessüm. Biraz klasik diyelim. Bir dünya klasiği, hepsi dünya klasiği aslında da işte Türk Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek. Bu zamanında muhtemelen bana dönem ödevi olarak verilmiş ama benim yapmadığım, isyan edip bıraktığım bir kitap olma ihtimali çok yüksek. Bu kitabı da okumak istiyorum o yüzden. Yavaş yavaş böyle Türk edebiyatından, klasik Türk edebiyatından da bir şeyler okumak istiyorum. Okuyorum ama daha çok hakim olmak istiyorum. O yüzden bunu da aldım. Ve Maxim Gorki Çocukluğum. Bu Mart okumalarında yine bahsettiğim Leonida anı otobiyografi anı türünde olan o kitapta Maxim Gorki'den çokça bahsediliyor. O yüzden bunu da aldım merak ederek. Bu üç kitabı buradan aldım. Yani Amazon'dan dediğim gibi Amazon'dan aldım. Ve çok çok uyguna hepsi yani birer pound galiba. Kötü Kalp, Aslı Tohumcu. Aslı Tohumcu'yu da bu aralar çokça görüyorum sosyal medyada. Tabii bunu ben görmek istiyorum aslında. Çünkü Aslı Tohumcu ile ilgili bir şeye denk geldiğimde durup onu okuyorum. Ondan sonra algoritma onu bana evirip çevirip gösteriyor. Ama ilk olarak benim görmem Eylül Görmüş'ün programına çıkmasıylaydı yeni kitabıyla. O kitaba bakmıştım ben de Amazon'da belki bir umut çıkar diye. Ama yoktu. Bu vardı. Bunu aldım ben de. Adalet, hak etmek, özgürlük gibi birçok ve kadın hakları ekseninde birçok konudan bahsediyor Aslı Tohumcu ve bu bir roman üzerinden ilerliyor bu sorgulamalar. O yüzden bunu çok merak ediyorum. Bir ara okuyacağım, bir ara. Bir ara. Bu kitabı Goodreads'te çok fazla gördüm.
kardeş David Cherney. Çok böyle bestseller bir kitap gibi duruyor. Bestseller'lı bir kitap ama o alışık olduğumuz bestsellerlerden değil edebi anlamda anladığım kadarıyla. Öyle de olsa bazen böyle kafa dağıtmak için bu tarz kitaplar okumak keyifli oluyor. Bazen bu kitaplar çok çarpıyor da yani anlamıyorsunuz. Tokat gibi geliyor. O yüzden biraz riskli. Bir Başka Dünya'da İlker Aksoy. İlker Aksoy'un bu kitabını ben bir yerde not etmişim. Ekran görüntüsü vardı telefonumda ve rastgele burada Amazon'da görünce de hemen sepete attım. Attım atmasını ama başka bir kitabı varmış çok daha iyi olan. Bu o kitabı değilmiş. Ben onları karıştırdım. Onu da eklerim eğer aklıma gelirse hangi kitabı oldu bulabilirsem. Ama yine burada da bir taşra hikayesi var ve bu taşra hikayesinde bir şeyler okuyoruz diye yani kitabın konusunu bilmiyorum çünkü. Bir taşra hikayesi diyelim buna. Okuduğunda tekrar konuşuruz üzerine. Şimdi bir bloğu bitirdim. İki blok şeklindeydi bu kitaplar. Şimdi ikinciye geçiyorum. Çok hızlı olacağım ve bunu da kameram, telefonum, teknik ekipmanım bozulmadan, bir şey olmadan bitireceğim. Oya Baydar, Köpekli Çocuklar Gecesi. Bunu bana biri hediye aldı galiba. Çünkü ben bunu aldığımı hatırlamıyorum. İçine de yazmadım. Genelde yazarım. Nereden aldım, ne yaptım falan. Hiçbir şey yazmıyor. Oya Baydar, o çok çok eski. Oğuz Atay gibi oldu Oya Baydar'la da ilişkim. Çünkü 14-15 sene önce yine lisedeyken alıp okuduğum bir kitabı vardı. Yetim kalacak şeyler ya da yarım kalacak şeyler kitabı hatırlıyorum. Deneme tarzındaydı sanırım ve beğenmiştim. Bu bir roman. Romanını hiç okumadım. Böyle sanki biraz Semih Gümüş'ten bir şeyler yakalayacakmışım gibi geliyor. Ama arkasında da ekolojik distopya denebilecek bir kitapmış. Edebiyatımızın ilk ekolojik distopyası. O yüzden bu da böyle farklı bir kafa olacak gibi bu kitapta. Küresel ısınma, mülteciler, kıyamet, insanlığın sonu, ekolojik distopya, iklim krizi hashtagleri de var. Bu can yayınlar artık hashtag basıyor. Artık dediğim bayağıdır basıyor. Bu da böyle zor zamanlar için sakladığım bir kitap. Başkalarının Tanrısı Mine Söğüt. Mine Söğüt'ü bilenler bilir. Zaten çoğu insan bilir. Eğer bu videoyu izliyorsanız siz de biliyorsunuzdur. Ama bilmiyorsanız çok karanlık, çok dertli bir dili olan yazar Mine Söğüt. Okurken ürperiyorsunuz, okurken böyle farklı bir yerden sizi vuruyor. Bir şeylerle yüzleştiriyor ve başka bir şey anlatırken aslında başka bir şeyle yüzleşiyorsunuz gibi böyle çok soyut da bir yazar. Bu kitabı da merak ediyorum romanını. Kapakları, çizimler, kitaptaki her şeyi çok seviyorum Mine Söğüt'le ilgili. Ve böyle röportajlarını izlediğimde çok şaşırmıştım. Çünkü çok naif, böyle yazdıklarıyla kendisi çok zıt gibi geliyor. Bu da bence çok güzel bir kazanım. Hep oyuncular için söylenir bu ama yazar için de Mine Söğüt'te bunu gördüm. Ben hiç Kurt Vonnegut okumadım. Kör Nişancı isimli kitabını. Kurt Vonnegut'ın ne kadar sevdiğini Aylin Balboa'nın bir röportajında dinlemiştim. O yüzden görünce aldım. Yani başlangıç gibi bir şey yok anladığım kadarıyla bu yazarın. Bakalım okuduğumda göreceğiz. Yeraltı edebiyatına biraz yatkın gibi de okudum. Arka kapağından okuduğum kadarıyla yeraltı edebiyatından da beslenen bir yazar anladığım kadarıyla. Çok yanılabilirim bununla ilgili. Okuduğumda yüzleşiriz, hesaplaşırız. Yeraltı edebiyatı demişken Charles Bukowski, Ekmek Arası. Bir ara lisedeyken bu ekmek arası edebiyat değil, yeraltı edebiyatına sarmıştım. Chuck Palahniuk, Jack Kerouac falan gibi yazarları okuyordum. Charles Bukowski nedense okumadım. Okumadı, ya öyle okumadan geçip gitti. Ondan sonra ilgim kalmadı bu konuya. Kitapçıda görünce aldım. Bir ara okurum artık. İnsan Olmak, Engin Geçtan. Kurgu dışı bir kitap bu. Biraz teorik bir kitap. Bu videoda yeni aldığım mikrofonun azizliğine uğradım ve şu an bir dublajın içinde gibisiniz. Bu hafta Engin Gençtan'ın İnsan Olmak isimli kitabını tanıtacağım. Evet, bunu yapacağım. Burada Engin Gençtan'dan bahsediyorum. Engin Gençtan'ın İnsan Olmak isimli kitabını aldım. Bu kitabı çok merak ediyorum çünkü uzun zamandır bunu görüyorum ama bir türlü okumak fırsatı olmadı. Sonrasında Franz Kafka davadan bahsediyorum. Uzunca bir süre bahsediyorum bundan. Davayı hem çok merak ediyorum hem de Franz Kafka'dan biraz korkuyorum. Aramız pek iyi değil.
Aramızın iyi olmama sebebi de ben çok küçükken Milena'ya mektupları okumaya çalışmıştım. Bilmiyorum, küçükken mektup yazmayı seviyordum. Galiba öyle bir şey sandım isminden. Ve hiçbir şey anlamadım. Ondan sonra da ne zaman Franz Kafka görsem okumadım. Hep reddettim okumayı. Burada davayı aldım. Davayı alma sebebim Mayıs ayında Dublin Kitap Fuarı, Kitap Günleri var. Orada davanın 100. yıl gösterimi yapılacak. Bir filmleştirme, uyarlama gibi bir şey söz konusu. Oraya gitmeden önce, izlemeden önce daha doğrusu okumak istedim. Aslında Murat Menteş, Dublerin Dilemması diyordum. Değil, Korkma Ben Varım. Murat Menteş'in Dublerin Dilemması isimli kitabını okumuştum ben. Üniversitedeydim sanırım okuduğumda. Ya da lise son gibi bir zamandı. Çok sevmiştim. Çok böyle farklı bir dünya gibi gelmişti bana. Tam o zamanlar böyle Emrah Serbest, Dış Bıçakçı, Hakan Bıçakçı gibi yazarları okuduğum zamanlardı. Onları keşif zamanlarımdı aslında. Sonrasında okumadım. Tekrar devam etmedim Murat Menteş okumaya. Ama bir özel bir sebebi yoktu. Korkma Ben Varım'ı bayağıdır merak ediyorum. Onu aldım. Okuyacağım. Ve eskiden iletişimden çıkıyordu. Artık Ayfa yayınlarından çıkıyor sanırım. Burada Alberto Manguel'den bahsediyorum. Bu yazar çok fazla görüyorsunuzdur son zamanlarda. Sanırım Eylül Görmüş'ün keşfiyle. Yani keşif değil aslında ama onun bize tanıtmasıyla hepimiz gördük ve merak ettik. Ben de birkaç kitabını aldım. Burada Beş Şehir. Beş Şehir isimli kitabı şu an Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Beş Şehir isimli kitabını okuyorum şu anda. Onu okuduktan sonra da Alberto Manguel'den olan Beş Şehir'i okuyacağım. Burada Alberto Manguel anladığım kadarıyla bu Tanpınar'ın kitabında geçen Beş Şehir'i gidip bir gezgin gibi geziyor ve az notlar alıyor ve bize bunları paylaşıyor. Kütüphanemi Toplarken isimli kitabını aldım. Çok ince bir kitap. Kapağını çok sevdim bu kitabın. Burada da 35 bin adetlik bir kütüphanesi varmış Manguel'in Arjantin'de. Taşınma esnasında bunları nasıl tasnif ediyor, neye göre toparlıyor gibi bir anlatı sanırım bu da. Sonrasında Dişi Domuz. Burada videoya bakıyorum. Marie Daris of soy ismini söyleyemiyorum. Bu kitabı da çok gördük. Hepimiz gördük, merak ettik. Ben tabii gecikmeli olarak okuyabiliyorum. Bu kitabı da en kısa zamanda okuyacağım. Bazen rahatsız edici bazı insanlar için, bazı insanlar için çok keyifli bir kitap diye düşünüyorum. Sonrasında Elif Şafak Pinhan. Pinhan Elif Şafak'ın ilk kitaplarından biri. Ve Elif Şafak özellikle Aşk kitabı sonrasında bir dönüşüme, değişime gittiği söyleniyor hep. Ve çok olumlu yönde bir dönüşüm olmadığı hep söylenir eleştirmenler tarafından. Ben bu düşünceye kısmi olarak katılıyorum. Yani tamamen olumsuz bir dönüşüm olduğu söyleyemem ama çok da olumlu bir dönüşüm değil diyerek orta yolcu bir görüşle düşüncemi sonlandırıyorum bu konuyla ilgili. Pinhan biraz daha ilahi, biraz daha tasavvufi bir kitap anladığım kadarıyla. Bunu da okuduktan sonra değerlendirmelerimi yapacağım. Sona doğru giderken soydaşınız Balık Burcu Mehmet Yaşın. Mehmet Yaşın şef olan değil bu arada ya da gastronomiyle ilgilenen Mehmet Yaşın o değil farklı insanlar. O Yaşın bu Yaşın. Kıbrıslı bir yazar Mehmet Yaşın. Soydaşınız Balık Burcu rastgele benim bir kitapçıda rastladığım bir kitaptı. Ve bu eski Yapı Kredi'nin işte biraz bu ikiyüzlülüğünü görüyoruz. İkiyüzlülüğü değil tabii de değişik değişimini. Burada bir süre Yapı Kredi'ye söyleniyorum. Yapı Kredi'ye aslında söylenme sebebim. Şöyle gördüğünüz kitap 350-400, 400 sayfa bile değil, 350 sayfalık bir kitaptı. Ama eski Yapı Kredi yayınlarından yani eski basım olduğu için hem sayfa kalınlığı çok iyi kitap anlamında, sayfa kalitesi anlamında, hem okunaklılık anlamında mürekkepler çok koyu böyle çok rahat bir şekilde okunuyor. Hem de punto olarak da ve sayfa düzeni olarak da çok çok iyi durumda. Burada bazı kıyaslamalar yapıyorum ve size şimdi göstereceğim. Evet, bakın burada da görebileceğiniz şekilde hem sayfa düzeni çok iyi, boşluklar, aralıklar okunabilecek düzeyde yani. Şu anki Yapı Kredi yayınlarıyla kıyas kaldırmayacak düzeyde bir kitap düzeni var, sayfa düzeni var. Yeni Yapı Kredi yayınlarında artık yeni Yapı Kredi demek istiyorum.
Çok canımı sıkan bir durum bu ve uzun uzun burada da buradan yakındım. Bu kitabı da merak ederek aldım çünkü bu kitabı da uzun zamandır sosyal medyada görüyorum. Bayağı insan tarafından okunuyor. Harfa yayınlarından da ayrıca ilk kitabım. Yazarın ismini burada göremiyorum tekrardan. Ama Ayı çok merak ettiğim bir kitap. Merak etme sebebim bazı insanlar bu kitabın çok rahatsız edici ve çok çarpıcı olduğundan bahsediyor. O yüzden çok merak ediyorum. Evet, sonraki kitabım da burada yani klasik bir kitap Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi. Ben bir sürü kitabını okudum Orhan Pamuk'un ama Masumiyet Müzesi'ni okumamıştım. Az önce de bahsettiğim kitapla burada yeni basım bir Masumiyet Müzesi üzerinden görebilirsiniz. 600-700 sayfalık bir kitap ve neredeyse az önce gösterdiğim sayfayla aynı boyut. Evet, sonraki kitabım Vedat Türkali Bir Gün Tek Başına. Bu kitabı çok merak ediyorum ve bayağı hacimli bir kitap. O yüzden uzun zamandır erteliyorum ama korkunun ecele faydası yok. Artık bu kitabı okumam lazım dedim ve aldım. Şu anda da okuyorum. Planlı bir şekilde kitabı kısa zamanda bitireceğime inanıyorum. Ve Sessizlik Oteli. Bu kitabı da çok uzun zamandır merak ediyordum. Diğer bütün kitaplar gibi ve çok kısa bir zamanda okumak istiyorum. Çok etkileyici ve bunu Eylül Görmüş'ün kitaplarında gördüm. Eylül Görmüş her yıl sonunda bir kitap falı yapıyor ve bu kitabı sonradan fark ettim. iPhone'un arama, fotoğraflar içinde arama yapma özelliğinden ekran görüntülerine bakarken Eylül Görmüş'ün bu kitabı arka arkaya 2-3 yıldır önerdiğini, ısrarla önerdiğini fark ettim ve hemen aldım. Çok merak ediyorum, okuyacağım. Bir sonraki kitabım Yaşamak, Yuhua. Yuhua Çinli bir yazar. Daha önce hiçbir kitabını okumadım ama çok çok etkileniyor insanlar bu yazardan. Böyle ciğer dağlayan, yürek dağlayan değil, yürek dağlayan bir yazar olduğu söyleniyor. O yüzden çok merak ediyorum. Bunu da en kısa zamanda okuyacağım. Ve göstereceğim son kitaba geldi sıra. Hayal Kırıklıkları kitabı. Margit Schreiner ya da. Bu yazarı üçleme kitabı var. İsimlerini şu anda hatırlayamadığım. O kitapla biliyor olabilirsiniz. Bu aralar çok popüler. Ama ben bunu aylar önce Aylin Balboa'nın bir storiesinde görmüştüm bu kitabı. Şu anda okudum bu arada kitabı. O yüzden Nisan ayında okuduğum kitaplar videosunda bahsedeceğim. Aylin Balboa şöyle bir şey demişti kitapla ilgili. Dayak yemek isteyen okusun gibi bir şey, yüreği olan okusun gibi bir şey söylemişti. Kesinlikle katılıyorum. Çok yıpratıcı, çok sarsıcı bir kitap ama bir o kadar da güzel bir kitap diyerek son cümlemi söylemek istiyorum bu video ile ilgili. Şimdi burada küçük şovumu göreceksiniz. Haber spikerlerinin hep böyle yayın sonunda, canlı yayın sonunda mikrofonlarını çıkarıp masaya bırakmalarını hep sevmişimdir ve hep özenmişimdir. Şu an onun denemelerini yapıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, içlerinde bahsettiğim bu kitaplardan okuduklarınız varsa onlardan bahsetmeyi, tavsiye vermeyi yeni listeler için lütfen unutmayın. Ve ayrıca kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Bir sonraki videoda görüşürüz.